Amerika'nın başkanlık seçimi sonuçlarını ve Esed rejimini savunan Trump isimli kişinin başkan seçilmesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi öncelikle şunun bilinmesi lazım. Hiçbir devletin başkanı halkın seçmesiyle seçilmez. Bunu bir kere bilin başta. Siz oy verebilirsiniz. O işin kılıfıdır. Sizi kim yönlendiriyor? Oy verirken neye göre oy veriyorsunuz? Oy verdiklerinizi tanıyor musunuz? Tanımazsınız. Televizyona göre. Televizyonlarla toplumlar yönlendirilir. Evvela bir plan yapılır. Amerika gibi, Rusya gibi, Çin gibi büyük devletler özellikle evvela planlarını yapar. Derin devlet. Derin devletler planlarını yaparlar. Şöyle, şöyle, şöyle. Ona göre bir başkan lazım. Önce plan yapılır, sonra ona göre bir başkan aranır. Ve o başkan adayı desteklenir. Hadise bundan ibarettir. Gerisi boş laftır. Plan yapılır. Mesela bu Obama'dan evvelki başkan Bush bir plan yapılmıştı. 90'lı yıllarda plan yapıldı. Büyük Orta Doğu projesi. Irak işgal edilecek, Afganistan işgal edilecek, Orta Doğu kan gölüne çevrilecek. Plan yapılmıştı. Buna göre bir başkan lazımdı. Bush'u getirdiler. Kovboy. Bu kararlara imza atacak bir adam lazım. Getirildi. Sonra Amerika onun döneminde saldırganlaştı ve ondan sonra biraz daha ılımlı olması gerekiyordu. Dünyada prestij kaybetmişti. Yeniden prestij kazanabilmesi için özellikle İslam aleminde Amerika İslam düşmanı olarak tanındı. Bu imajı kırmak için Obama'yı getirdiler. Getirmeleri lazımdı. Proje öyleydi. O proje için yarı zenci bir adam ve ataları Müslüman olan bir adam lazımdı. Proje onu gerektiriyordu. Obama getirildi. Şimdi demek ki Amerikan derin devleti daha sert bir proje yapmış olsa gerek. Ve bu sert projeye göre bir başkan gerekiyor. Demek ki Trump'ı o yüzden desteklediler ve onu seçtirdiler. Bundan sonrasında Amerika'nın yeni politikası daha acımasızca olabilir. Fakat bu onların hesabı, elbette Allah'ın da bir hesabı vardır. Benim söylemek istediğim, hiçbir başkan sadece güzel konuştu diye başkan seçilmez. Büyük güçler tarafından desteklenmeyenler asla bir ülkenin başkanı olamazlar.